Değerli Kanal Bey izleyicileri iyi akşamlar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir konu ve konukla sizlerle beraber olacağız. Konuğumuz değerli Profesör Doktor Tayyar Şaşmaz. Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi. Hoş geldiniz Tayyar Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim Murat Bey. Siz nasılsınız, iyi Sağ misiniz? olun, çok teşekkürler. Birazdan siz tanıtmanızı isteyeceğim ama konumuz aşı kararsızlığının toplum sağlığına etkileri. Evet. Aslında aşı çok geniş bir kavram, bağışıklama. Daha önce de buna benzer programlar yaptık. Ben meşhur aşı bulucusu, bilim adamı Edward Jenner'ın bir sözüyle girmek istiyorum. Diyor ki, kendini insanlığa adamış bir kişi için aşı en büyük hediyedir. Evet. Ne diyeceksiniz? Eyvallah. İsterseniz bu sözle başlayalım. Sonra Evet. devam edelim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendimi yine kısaca tanıtayım isterseniz. Ben Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Ve aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu yürütücüsüyüm. Evet. Aşı ve bağışıklama üzerine de ilgim, çalışmalarım bulunmakta. Bu konuyu önemsiyoruz. Hem dernek olarak önemsiyoruz, hem de Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu olarak önemsiyoruz. Aşı topluma bir hediye, tamamen bir hediye olarak değerlendirebiliriz Murat Bey. Neden bir hediye? Şu an aşı sayesinde aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıklara karşı çok konforlu bir hayat yaşıyoruz. Çok konforlu. Yani şu an bu ifademi 50-60 yaş altında olan insanların pek anlaması ya da değerlendirmesi mümkün olmayabilir. Çünkü çok fazla aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalık toplumda salgınlar yapıyordu. Çok erken yaşlarda çocukların ölümüne neden oluyordu. Çok sayıda sakatlığa neden oluyordu. Ve çok fazla ölüm, sakatlık toplumda yaygınlaşıyordu. Aşı ile biz bu önlenebilen bulaşıcı hastalıkları büyük oranda önledik. Onların öldürücü etkisinden, sakat bırakıcı etkisinden korunuyoruz. Yani böyle bir konforlu yaşam sürüyoruz. O hastalıklarla karşılaşma riskimizi çok azalttık. Onlardan sakat kalma, ölme olasılığını çok azalttık. Evet. Onun için çok konforlu bir yaşam sürüyoruz. Bugün sadece dünyada bağışıklama hizmetleri nedeniyle her yıl 2,5 milyon çocuk ölümü önleniyor. 2,5 milyon. Ve hala aşısı eksik olan çocuklar var dünyada. Onlar da aşısı tamamlanabilse 2 milyon çocuk ölümü daha önlenebilecek. Yani biz her yıl bağışıklama hizmetleriyle 2,5 ila 5 milyon çocuğun ölümünü önlüyoruz. Bu çok büyük bir rakam. Tabii toplum önlenen hastalıkların değerini göremiyor. Önlenen hastalıkların hasta olmamanın değerini göremiyor. Hasta olup bir acı çektikten sonra iyileşince bunun çok kıymetli bir şey olduğunu anlıyor ama hasta olmadan sağlıklıyken hayata devam edebilmek bu çok değer görmüyor toplumda. İnsanlar bunu yeterince anlayamıyorlar. Evet. Fakat geçmişi bilen insanlar hala bugün işte 50-60 yaş ve üzerinde olan insanlar geçmişte ne kadar çiçek hastalığı salgını, kızamık salgınları, difteri salgınları, çocuk felci salgınlarından efendim sakatlıklar, hastalıklar ve ölümler olduğunu biliyor. Onlar bağışıklama hizmetlerinin ne kadar değerli olduğunu bizzat biliyorlar. Fakat yeni kuşaklar bunu yeterince bilmiyorlar. Çünkü bu acıları geçmişte yaşamadıkları için. Onun Evet. için biz aşıların önemi, bağışıklama hizmetlerinin önemini her zaman toplumda farkındalığını yükselterek bu farkındalığı artırarak bu hizmetleri sürdürmemiz gerekiyor. Toplumda bunun farkındalığının yüksek olması gerekiyor. Evet. Aksi halde, Burada isterseniz burada bir devam edin. Ben sadece bir giriş yapacağım. Aksi evet. halde herhalde başka boyutlara getireceksiniz. Bill Gates çok iddialı bir laf etmiş. Diyor ki aşılar yoksullukla mücadelede de en güçlü silahlarımızdan biridir diyor. Doğru mu? Tabii ki. Yani şimdi bir kör döngüyü kırıyorsunuz siz. Bulaşıcı hastalıkların yaygın olduğu yerde, bulaşıcı hastalığın yaygın olduğu yerde ekonomik bir gelişme olmayacaktır. Ekonomik gelişme olmadığı zaman yoksulluk daha fazla olacaktır.
Ve en fazla bulaşıcı hastalıklar yoksulların hastalığıdır. Fakirlerin hastalığıdır. Çünkü iyi beslenemezler, yeterince barınamazlar. Bunlar onlara karşı, onları bulaşıcı hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirir. Eğer biz efendim insanları bulaşıcı hastalıklara karşı koruyacak başta aşıları iyi uyguladığımız zaman biz insanların hasta olmalarını önleyeceğiz ve o insanlar üretken bir yaşam sürecekler. O insanlar bu hastalıkların sakatlığından ve ölümlerinden korunacaklar. Bu nedenle yoksulluğa karşı da bağışıklama hizmetleri önemli bir hizmet olarak söyleyebiliriz tabii ki. Evet. Şimdi aksi halde demiştim, yani biz aşıya olan güveni toplumda sağlayamazsak, aşıya karşı farkındalığı toplumda sağlayamaz ve yeterince bağışıklama hizmetlerini toplumda sürdüremez isek, önceden gördüğümüz bu bulaşıcı hastalık salgınları eskisinden daha ağır bir şekilde ortaya çıkabilir. Daha ağır difteri salgınları, daha ağır kızamık salgınları, daha ağır efendim çocuk felci salgınları ortaya çıkabilir. Daha ağır diğer aşıyla önlenebilen hastalıklar ortaya çıkabilir. Onun için bizim bağışıklama hizmetlerini ve aşıyı çok iyi bilmemiz, toplumda bunun farkındalığını güçlü bir şekilde tutmamız ve bu hizmetleri iyi bir şekilde yürütmemiz gerekir. Bu noktada Dünya Sağlık Örgütü günümüzde aşı kararsızlığı denen bir toplum sağlığı sorununu dünyanın gündeminde en önemli 10 temel toplum sağlığı sorunundan biri olarak duyurdu aşı kararsızlığını. Çünkü aşı kararsızlığı toplumda bağışıklama hizmetlerini engelleyen bir sorun. İnsanlar aşı olduğu halde, aşıya ulaşım mümkün olduğu halde aşılarını yaptırmıyorlar ya da aşılarını yaptırmaktan çekiniyorlar ya da aşılarını geciktiriyorlar, zamanında yaptırmıyorlar. Peki bunun şimdi, diğer boyutu karşıtlık mı oluyor? Karşıtlık şu, aşı kararsızlığı toplumda daha fazla. Karşıtlık, aşıya karşı çalışan gruplar ve insanlar var. Yani aşıyı kötüleyen, aşının yararlı olmadığını, zararlı olduğunu, efendim insanları zarar verdiğine dair doğru olmayan bilgilerle bunun topluma yaymak isteyen insanlar ve gruplar var. Bunlar aşı karşıtlar. Bunların sayıları toplumda çok değil aslında. Fakat bunların toplumda aşı kararsızlığını artırıcı güçleri var. Yani insanların kafalarını karıştırıyorlar aşı konusunda, bağışıklama hizmetleri konusunda ve insanlar aşı olmaktan çekinebiliyorlar. Aşıya karşı olan güvenleri düşüyor. İşte bu aşı olmaktan çekinen, aşıya karşı güvenleri düşen insanlarda aşı kararsızlığını yaratıyor. Ya da şöyle diyebilir miyiz? Acaba herhalde orada çift bir döngü var. Kararsız insanların üzerine karşıtlar baskı yaparak daha farklı bir toplum yaratıyorlar bence. Tabii yani zaten bu konuda biraz kafası karışık olan insanlar aşı karşıtlarıyla beraber daha da bu kararsızlığı güçlendirici bir etki yaratıyorlar Murat Bey. Evet. Şimdi bizim sorunumuz aşı kararsızlığı içinde olan insanlar. Ülkemizde de aşı kararsızlığının günden güne arttığını biliyoruz. Fakat boyutunun ne kadar olduğunu yeterince bilmiyoruz. Dünyada da aşı kararsızlığı artıyor. Özellikle Avrupa bölgesinde giderek artıyor. Şimdi bunun etkisini aşılama oranlarındaki, aşı kapsayıcılığındaki düşüklükle görebiliyoruz. Yani normalde biz aşısını yaptığımız bir hastalıkta hedef popülasyonun %100'ünü aşılamak isteriz. Evet. Yani ülkemizde hedef popülasyon kimdir? Ülkemizde doğan bebekler o seneki bizim hedef popülasyonumuzdur. Onların hepsini aşıyla aşılamak isteriz. Ülkemizin ulusal aşı şema programı vardır. O programdaki aşılarla tamamını aşılamak isteriz. Bu konuda Sağlık Bakanlığı'nın minimum hedefi vardır. %95. Yani her aşıda en az hedef popülasyonun %95'ini aşılayalım ki o toplumda aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıklar salgın yapamasın. Aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıklar görülmesin.
Eğer biz en az toplumun sürekli %95'ini aşılayabilir halde tutar isek, hedefimiz %100'e ulaşmaktır ama ona ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Ama %95'in altına düşmediğimiz sürece toplumda aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalık salgınlarını önlemiş oluruz. Buna bağlı hastalık ve vakaları önlemiş oluruz, sakatlıkları önlemiş oluruz. İşte burada aşı kararsızları aşı olmaktan çekindikleri zaman bu kapsayıcılık aşağıya düşüyor. İnsanlar aşı olmadığı zaman bu bizim hedefimizin altına düşüyor aşı kapsayıcılığı. Bunu biz bir tehlike olarak görüyoruz. Ülkemizde şu an halihazırda hani tehlikeli bir düzey olmadığını görüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama kapsayıcılık oranları, açıkladığı rakamlar, ülkemizde yapılan çalışmalar hala Türkiye'de güvenli bir düzeyin üzerinde olduğumuzu görüyoruz aşı kapsayıcılığında. Bunu söyleyebiliriz. Ama geçmişe göre bir azalma var. Sebebi yani ne sizce? Bu arada efendim, tabii sebebi nedir diye size sormak istiyorum. Aslında geçen ay bir programda yine sizin Halk Sağlığı Uzmanları Derneği üyeniz Profesör Doktor İskender Gün arkadaşımla da bir program yaptı. Benzer şeyleri o da söyledi. Yani şimdi tabii bir Covid pandemisi oldu. Deprem yaşadık. Sizin bölge özellikle sıcakların olduğu. Arkadan çok sayıda bir sığınmacımız var. Evet. İşte bunların etkisi oldu mu? Yani bunlara da değinirseniz sevinirim lütfen. Şimdi Covid dönemi, Covid pandemisi büyük bir bulaşıcı hastalık salgınıydı. Yani mesela pandemi demek dünya çapında bir salgın anlamına geliyor. Kıtalar arası salgın anlamına geliyor. Ve 3 yıl boyunca bunun yakıcı etkisini yaşadık hepimiz. Bu dönemde aşılama konusunda özellikle Covid aşılarına karşı toplumda gerçek olmayan, kafa karıştırıcı çok fazla bilgi yayınlandı ve insanların aşıya karşı güvenleri azaldı. Bu azalma çocukluk çağı aşılarında da kendini gösterdi. O dönemde çocukluk çağı aşılamalarında da biraz gerileme oldu. Onu söyleyebiliriz. Bunun dışında deprem, efendim ve öncesindeki ülkemize olan göçmenler, mültecilerin gelmesi, bu insanlar sağlık hizmetlerinde kapsayıcılığı azaltıyor. Yani onlara ulaşmak, onlara temel sağlık hizmetini götürmek, yerleşik olan kendi yurttaşlarımıza götürmek gibi kolay olmuyor. Bunlar hareketli insanlar ve bu insanlar yeterince en azından aşıyla önlenebilir bulaşıcı hastalara karşı aşılamada yeterince ulaşıp aşılayamıyoruz tabii ki. Çünkü Mersin'de olan bir kişi daha sonra başka bir ile gidebiliyor. Ona ulaşmak oradan zor da başka yere olabiliyor gidebiliyor ve benzeri. Evet. Bu kişileri yeterince aşılayamadığımız zaman bu kişiler aynı zamanda aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıkları karşı duyarlı insanlar olup gittikleri yerlerde hastalık riskini artırıyorlar. Onun için bu durum tabii ki ülkemizde aşıyla önlenebilen bulaşıcı hastalıklarda bir risk oluşturuyor. Covid burada dönemiyle isterseniz ilgili ben bir söze müsaadenizle girmek istiyorum. Tabii evet. Yaz da geliyor. İki program bir aralıklı yapmak istedik evet. Biz Kanal B olarak. Yaz sıcaklarıyla hastalıklar artabiliyor. Biliyorsunuz su kirliliği, hava kirliliği, denizler, evet. Suların kirliliği, çevre kirliliği de var bildiğiniz gibi. Evet. Buradan şuraya gelmek isteyeceğim. Yani tabii bu kadar sorunun içinde bir de bir reel gerçek de var. Yani son yıllarda maalesef sağlıkta bizlerin Türkiye'de büyük yatırımlar yapıldı. Büyük kurumlar, hastane zincirleri, şehir hastaneleri. Bu da bir tarafa. Ben de temelden halk sağlığı eğitimi iyi almış bir genel cerrah olarak sağlık idaresi hem devlette hem özel sektörde. Benim de gördüğüm şu maalesef. Koruyucu hekimlik birinci basamaktan ziyade maalesef sığınmacılar da geldikten sonra yataklı tedavi kurumlarına harcanan para, bütçeler tedavi hizmetlerine, korucudan ziyade hastalanıp yapılan tedavilere arttığı gözleniyor. Bir halk sağlığı uzmanı, bir akademisyen olarak, bir hekim olarak bu konuda ne diyeceksiniz? Yani bunun sosyal, ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var. Ben bunu çok önemsiyorum. Murat Bey, şimdi sağlık hizmeti aslında birinci basamak, koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici hizmetler ve rehabilitasyon olarak birbirinden ayrılmaz bir hizmetler bütünlüğünü içeriyor. Ve bu noktada
gerçek anlamda sağlık hizmetleri sağlıklı insanlara sunulan sağlık hizmetleridir. Yani bu şu anlama geliyor. İnsanlar hasta olmadan önce onların hasta olmalarını karşı onları dirençli hale getirmek, onların hastalığa karşı korunması ve sağlıklı olma durumunu daha da iyiye taşımak, sağlığını geliştirmek. İşte koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin içinde çok özel bir yere sahiptir. Biz buraya maalesef istediğimiz kadar yatırım, istediğimiz kadar hizmet ya da buradaki hizmeti istediğimiz kadar geliştiremiyoruz. Hala ülkemizde sağlık hizmetleri dediğimiz zaman hastanecilik hizmetleri ön plana çıkıyor. Tedavi edici hizmetler ön plana çıkıyor. Hiç şüphesiz sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır tedavi edici hizmetler, hastaneler. Ama bu hizmetler koruyucu sağlık hizmetlerinin önüne geçmemelidir. Gerçek sağlık hizmetlerini biz sağlıklı insanlara birinci basamakta, yani aile hekimliği düzeyinde birinci basamakta götürmemiz lazım. İnsanlar ne kadar sağlıklı olur, sağlığı korunur, hasta olmazsa o kadar sağlıklı bir toplum oluştururuz, tedavi edici sağlık hizmetlerine ihtiyacı azaltırız. Tedavi edici sağlık hizmetleri çok pahalı hizmetlerdir. Hem tıbbi teknoloji anlamında hem çalıştırdıkları insan gücü anlamında. Onun için bizim sağlık hizmetlerine harcadığımız parayı azaltmanın yolu da yine koruyucu sağlık hizmetlerine yapacağımız yatırım. Yatırımlar. Buralara yapacağımız sağlık hizmetlerini evet. Güçlendirici sağlık hizmetleridir. Bu noktada hakikaten Türkiye'de istenen düzeyde olmadığımızı söyleyebiliriz. Hala sağlık hizmetleri dendiği zaman efendim tedavici hizmetler ön plana çıkıyor. Ülkemizde hala pek çok aile sağlığı merkezinin kendine ait yeterli fizik mekanı yok. Bir binanın alt katında, bodrum katında uygun olmayan koşullarda aile hekimliği hizmetlerinin verildiği yerler var. Tam aksine, evet, maalesef. Tam aksine birinci basamak sağlık hizmetleri, aile sağlığı merkezleri fizik mekanlarıyla çok rahat, çok güvenli, içinde çalışan insanlarla iyi yetişmiş, yeterince personeli olan, fizik imkanları iyi, insan gücü donanımı iyi yerler olması lazım ki biz daha fazla koruyucu sağlık hizmetlerini burada verebilelim ve toplumda sağlığı koruyup geliştirebilelim. Paul Offit'in bir lafı var, diyor ki sözü, aşılar insanlığın sağlığı için en büyük başarı hikayelerden biridir diyor. Gerçekten aynen. De öyle. Değil aynen. Mi? Yani bir bilimsel anlamda da, bir sosyolojik olarak da her yönüyle, yani insanı insan yapan, bebeklikten çoğa sağlam yaşamasını sağlayan, hatta tabii hiç hastalanmadan ölmesine tabii kadar aşılamanın önem olduğunu biz biliyoruz. Tabii yani zaten. Ama son dönemde bu liberal sağlık politik tüm dünyada, biz de fazlasıyla işin içine girdik. Kazan kazana döndü bu iş. Ne kadar çok hasta, ne kadar çok ameliyat, o kadar çok kazanç. Tabii bir de koruyucu hekimliği sadece aşılama da değil. Yani mesela trafik kazalarından korunmak, depremlerden korunmak, bunlar da bir koruyucu sağlığın bir başka boyutu. Tabii yani çevre sağlığı. Siz önlemler almazsanız, işte depremde gördük, bir sürü sakat insanımız oldu. Ölümlerin dışında onların rehabilitasyonu gerekiyor. Trafik kazalarında hala çok düzeyde insan kaybediyoruz, sakatlıklar oluyor. Evet, güzel program oluyor. İsterseniz önerileriniz nedir? Yani bir akademisyen olarak halkımıza, insanlarımıza, gençlerimize, özellikle genç anne adaylarına, annelerimize, özellikle kadınlarımıza vereceğiniz mesajlar vardır muhakkak. Onları alalım isterseniz. Tabii ki var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Aşılar sadece çocuklar için değil, bütün yaş grupları için önerilmekte. Yani biz çocukluk döneminde yoğun aşılama hizmetleri yürüttük. Dünya olarak, ülkemiz olarak, ama artık geldiğimiz noktada bağışıklama hizmetleri bütün yaş gruplarını kapsaması gerekiyor. Yani erişkinlerin de, yaşlıların da aşıya ihtiyacı var. Onları da kapsayacak şekilde yaşam boyu bağışıklama programlarının hayata geçmesi gerekiyor. Ben şunu öneririm. Konumuz hani biraz bağışıklama üzerine, aşı üzerine olduğu için bir defa Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşıları ülkemizde yaşayan bütün yurttaşlarımız güvenle yaptırabilirler. Çünkü bir aşının üretilmesinden uygulanma noktasına kadar çok fazla
güvenlik noktası, çok fazla denetim noktası bulunmaktadır. Evet, ülkemizde şu an aşı üretemiyoruz. Fakat Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği güvenli aşıları satın almakta ve ülkemizde uygulamaya sokmaktadır. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği ve şu an aile sağlığı merkezlerimizde yapılan, hastanelerde yapılan bütün aşılar Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği aşılardır ve bu aşıları hekimlerimiz öneriyor. Bu aşılar uygulanıyor. Güvenle bu aşıları yaptırabilirler. Bütün vatandaşlarıma bunu öneririm öncelikle. Aşılar tabii ki aşı takvimine uyulmak kaydıyla değil mi efendim? Onu da özellikle belirtelim. Tabii ki aşı takvimi Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanır. Ülkemizin her yerinde aynı aşı takvimi uygulanır. Yani aşıların son derece güvenli olduğunu belirtmek istiyorum. Bir aşı üretiminden tüketimine kadar çok fazla denetim kontrol noktasından geçiyor. Vatandaşımız güvensin. Yani sosyal medyada aşıyla ilgili çok fazla bilgiler dolaşıyor. Aşıların zararlı olduğuna dair çok fazla, yararlı olmadığına dair. Lütfen bu tür bilgilere çok itibar etmesin vatandaşlarımız. Güvenli bilgiler daha çok efendim Sağlık Bakanlığı'nın web sayfasında, uzmanlık derneklerinin web sayfasında bulunmaktadır. Bu konuda hekimlerimizin önerilerine güvensinler. Sosyal medyadan gelen rastgele bilgileri dikkate alarak aşı konusunda, bağışıklama hizmetleri konusunda karar vermesinler. Aile sağlığı merkezinin hekimlerine, hemşirelerine, efendim hastanelerde aşı yapan birimlere gidip oralardan gerekli bilgileri alabilirler. Bu konuda güvenli bilgiye ulaşılması gerekir. Evet. Ayrıca da ben kamu spotlarının da yapılmasını istiyoruz, öneriyoruz. Biz de bir tabii medyanın ki, bir dalı olarak. Sağlık Bakanlığı'nın toplumda aşı konusunda güvenli bilgiyi yayabilmek için gerekli haber, afiş, broşür reklam ve benzeri filmleri, hatta spotlar dizilerde de filmlerde de bu konuların yer yer işlenmesi gerekir. Yani bu konu çok önemli. Dernek olarak zannederim bu konularda çalışıyorsunuz değil mi? Tabii ki dernek olarak biz Halk Sağlığı Uzmanları Derneği olarak aşılama konusunu öncelikli tutuyoruz. Bu konuda bulaşıcı hastalar çalışma grubu olarak bilgi üretmeye çalışıyoruz. Nisan ayında 27 Nisan'da aşı kararsızlığı konusunda bir sempozyum yaptık ve bu sempozyumu her yıl tekrarlamayı planlıyoruz Murat Bey. Amacımız kamuoyuna, topluma, hekimlere aşı konusunda, bağışıklama hizmetleri konusunda güvenli bilgiyi verebilmek ve toplumda bağışıklama hizmetlerine güveni artıracak bir ortam yaratabilmek için biz bu sempozyumu tekrarlayacağız her yıl. Evet, ben etkili de olduğunu biliyorum. Çünkü kamuoyundan izledim ben. Sizin yayınlarınızı da izledim. Ayrıca da derneğinize teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. İsterseniz daha sonra yine derneğinizin üyeleriyle bu konulara devam ederiz Sayın Şaşmaz. Ben sizden ricam olacak. Aslında kültür panomuzda biz kitap paylaşıyoruz genelde. Bu hafta sizin okuduğunuz bir kitap gördüm. Siz de önerdiniz. Kayıp Aydınlanma. Yazar Frederick Starr, çevirmen Yusuf Selman İnanç. Evet. Kronik Yayınları'nda. İsterseniz kısaca kitaptan bahsedin ve böylece biz programımızı kapatmış olalım. Çok teşekkürler. Evet, bu kitabı bu ay okuyorum. 9. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasında Orta Asya'daki pek de farkında olmadığımız, bilmediğimiz bir dönemi anlatıyor. O dönemde Orta Asya ve Horasan bölgesi İslam'la karşılaşıyor ve o bölgenin insanlarının İslam'la Türklüğün İslam'la karşılaştığı yer, medeniyet, evet, kavimlerin evet buluştuğu yer. Çok işte Farabi'nin, İbn Sina'nın, Biruni'nin bu dönemde yaşadıkları ve bilime çok fazla katkı yaptıkları, bir taraftan sağlık tarafı, bir taraftan astronomi, matematik üzerine pek çok bilimsel çalışmanın yapıldığı ve o dönem orası dünyanın bir aydınlanma merkezi olmuş aslında. Bunu gördüm ben kitapta. Keyifle de okuyorum. Okuyacak çok olanlara da öneririm. Çok sağ olun. Evet, değerli Kanal B izleyicileri, bugün de programımızı kapatıyoruz. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'ne, yöneticilerine ve sevgili meslektaşım Doktor Profesör Doktor Tayyar Şaşmaz'a teşekkür ediyoruz.
yeni programlarda buluşmak dileklerimizle iyi akşamlar diliyoruz.